Efendim, ben tekrar birinci bölümde konuştuğumuz şeylere atıfla devam etmek isterim. İslamiyet'te dedik ki ubudiyet halini idrak ederek bu diğer özel ibadetleri yapmamız bize istenen huzuru sağlayacaktır. Bütün ibadetlerde ilk şart Müslüman olmaktır, mümin olmaktır. Biraz önce Sevda Hanım dedi ki işte yalan söyleyecekseniz aç kalmanız çok anlamı değil oruç adına. Doğrudur. Yani ben hep bunu merak ederdim. Bütün ibadetlerin başında ilk şart Müslüman olmaktır, mümin olmaktır. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ibadet ayetleri Hazreti Peygamber döneminde tabii ayet o döneme geldiğine göre o dönemde ilk hitap edilen muhatapların önce mümin oldular. Eyvallah. Bakınız. Önce mümin oldular. Kul oldular. Sonra ibadetler meşru kılındı. Bu başlangıç noktasını tespit etmemiz lazım. Oruç bildiğimiz şekliyle, daha önce oruçlular ama bildiğimiz şekliyle hicretin ikinci yılında. Yani 13 yıllık bir Mekke hayatı var. 2 yılda Medine'ye yıkıyoruz. 15 yıl sonra. Bu ibadetler altyapısı yapılmadan, tevhid inancı yerleşmeden, insan haklarına efendim saygı pekişmeden, bu ibadetlerden beklenen maksadın hasıl olmayacağını herhalde Cenab-ı Hak öyle düşünüyorum takdir etmiş olmalı ki önce iman, önce iman. Şimdi buradan meseleye bakacak olursak, Kur'an'ın bütün bu ibadetleri ve diğer emirlerinin gayesi insanın huzurudur. Huzurudur. İnsan huzura muhtaçtır. Bilirsiniz ki bir ayet bunu çok net ifade eder. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İnsanoğlunun bir numaralı meselesi huzurdur. Yani bugün insanlığın meselesi nedir? Açılışta da ifade ettiniz. Açlık mıdır? Bugün insanlık... Dünyayı bugünkü nüfusun belki daha fazlasını doyuracak eğer bir adil paylaşım, bir sosyal sorumluluk duygusu devreye girse, bugünkü ulaşılan refah efendim imkanlarıyla dünyada aç kalacak insan yok. Dolayısıyla insanlık, bu da huzursuzluğu getiriyor. İnsanın huzursuzluğu imkansızlıktan değil, yoksulluktan değil. Daha önceki yıllarda, efendim yüzyıllarda, teknolojik imkanlardan geri olan insanlar, mahrum olan insanlar huzursuz değildi. O bakımdan ibadetin bize varlık mı sağlayacak, teknolojik gelişmeler mi sağlayacak? Bugünkü gözümüzü kamaştıran bu modern dünyanın hepimizi imrendirerek baktığı şeyler değil dinin gayesi. Bunlar zamana, şartlara, imkana göre değişir. Olur, olmaz, az olur, çok olur. Cep telefonumuz yoktu, ne yapıyorduk? Ama Kur'an'ın üzerinde durduğu vazgeçilmez değeri insanın huzurudur. Bu huzuru da yüce yaratıcı Rab'la irtibat sayesinde ve mahlukatla ilişkiyi aynı düzlemde götürerek olacaktır. Sevda Hanım konuşmasında ifade etti. Ben ayetten devamını söyleyeyim, oruçla ilgili ayetten. Oruç tutamayanlar, hasta veya yolculuk hali itibariyle oruç tutamayanların bu İbadet eksikliğini telafi etmesinin yolu biliyorsunuz fidyedir. Evet. Fidye bedel demek. İbadet eksikliği zamanında tutamadığımız için bunu telafi fe fidyetün taam miskin yoksulu doyurmaktır diyor bakınız. Dolayısıyla Allah için ve insan için, hak için, halk için ayrımı olamaz. Bütün bunlar tevhidin bölünmesidir. Hakla halk aynı çizgide işte Ramazan efendim hakka ibadetle hakla birleşmeyi halka muhabbeti birlikte getirdiği için çok güçlü bir mesaj vermekte. Yeter ki bu mesajı alalım ve bu ibadetlerin vermiş olduğu mesajları nihai mesajları mevsime ait kılmamak lazım. Evet.
Bütün ibadetlerin şekilleri, miktarları, zamanları değişik olmakla birlikte temel gayeleri bütün zamanlar için geçerlidir. Eyvallah. Hac Arafat'ta bitmez. Orada başlar. Aslında bütün ibadetler yapıldığı zaman başlar. Orucun mesela orucun şeyi bize sabrı öğretmesi, başkasını düşünmemiz. Yani şimdi siz ibadet eksikliğinizi başkasına efendim başka açı doyurarak Cenab-ı Hak bir telafi imkanı verdiyse bu ne demektir? Bu insan bir tek Ramazan'da mı aç kalacak yani? Başka zamanlarda milyarlar dünya üzerinde aç ise aç ise birileri de tokluktan hasta ise o zaman Ramazan'dan ders alınmıyor. İnsanlar sadece Ramazan'da acıkmıyor ki. Evet. Ramazan'dan ders almak lazım değil mi? Ders almak bu ders bütün namazın da gayesi budur demiyor mu sizi bütün kötülükten alıkoyar? Ne zaman? Bütün hayatımızda. Hacda alınan mesajlar yine bütün insanlığın birliği, kardeşliği hayatımız boyuncadır. Onun için tevhidin mesajı devamlıdır. İşte böyle yapılan ibadet bize huzur verecektir. Harika. Ve dediğim gibi bu huzurun ben bugün bir örneğini gördüm. Bizim evimizin bitişiğinde bir inşaat var. Bir öğle tatili esnasında bir işçi kardeşimiz sesli Kur'an okuyor. Bizim binadan da duyuluyor böyle hafif bir sesle. Kulak verdim. O kadar huzurlu ki. Eyvallah. O kadar mutlu ki. İbadet insana bunu verir. Dolayısıyla insanlık eğer huzuru kaybetme pahasına neyi kazanırsa kazansın bence zarardadır. Asıl suresi de herhalde bunu kastediyor. İnnel insane lefî husûn. Huzur her şeyin önündedir. Bu da ancak tevhidle, yaratıcıyla, iletişimle, ibadetle sağlanabilecek. Fakat asla hakka ibadeti kullarla ilişkiden ayırarak tamamlamış olmayız. Huzur tamamlanmış olmaz. O bireysel, kişisel bir iş dünyamızda elbette ki bir Allah'a ibadetin çok büyük bir değeri var. Huzur çok büyük bir olaydır. Ama bunu yaparken çevremizde bir sürü insan aç ise hakikaten düşünmek lazım. Ramazan'ı yeniden düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi hakka makbul olmak lazım. Halka menfur olmadan. Eyvallah.